Duyuların ve dikkatin evrimi üzerinde ben bugün birazcık konuşmaya çalışacağım. Şu taraftan daha iyi yaklaşıyorum herhalde. Bu benim kabaca konuşmamın konular silsilesi diyemedim başka türlü. İlk önce ne algılıyoruz diye başlayacağım. Sonra nasıl algılıyoruz diye devam edeceğim. Yani ilk önce dünyadaki ne tür bilgileri sömürüyoruz? Ondan bahsedeceğim. Sonra beynimiz bu işi nasıl yapıyor? Önce sistem seviyesinde, sonra devre seviyesinde bununla ilgili biraz konuşacağım. Sonra da günlük hayatımızda adını sıkça duyduğumuz işte norepinefrin, dopamin, serotonin gibi modülatörlerin beynimizde ne iş yaptığını, duyuları, algıları nasıl modüle ettiğini ve neden böyle bütün taşları kaldırınca popüler psikiyatride hep altından bunların çıktığını birazcık anlatmaya çalışacağım. Oldu mu? Tamam. Hadi başladık. Ne algılıyoruz? Kim ne algılıyor? Bu benim daha önceden vermiş olduğum bir konuşmanın tekrarı gibi olacak ilk zamanlar. Hani onu aranızda dinleyenler varsa çok özür dilerim. Kısa geçeceğim. Şimdi bir kere algıdan bahsettiğimiz zaman, yani ne algılıyoruz, kimler ne algılıyor diye bir soralım. Burada uzun ömürlü, çok hücreli ve uzun ömürlü iki tane canlı türünü size vurgulayarak gösteren bir slide bu. Bunlardan bir tanesi bizden çok daha uzun ömürlü olan baobab ağacı. Diğeri de biz. Şimdi uzun ömürlü canlıların bulundukları yere tutunmak, hayatta kalmak için kullandıkları adaptif stratejilere bir bakalım. Bu ağaç eğer hayatta kalabiliyorsa demek ki çevresinden oraya tutunmak için gereken bilgiyi alıyor. Yüzyıllardır orada. Şimdi bir kere ağaçların daha tohumken büyüyünce ne şekil alacakları belli değildir. Şekillerini hangi koşullarda değiştirecekleri bellidir. Ama o şeklin nihai hali belli değildir. Uzun ömürlü, çok hücreli bir canlı formu olan ağaçlar bulundukları yer sabittir. Çevreden gelen etkilere göre şekilleri değişir. Altında yaşayan diğer canlı türünün hareket edeninde şekli sabittir. Tamam. Yani işte 5 tane parmak, 2 tane kol, yüzünde her şey nasıl gelişiyorsa o büyür ama öyle devam eder. Şekli sabit ama o da yerini değiştirir. Ya yerin sabit, duruma göre şeklini değiştireceksin, ya şeklin sabit, duruma göre yerini değiştireceksin. Yani ben bazen ağaçların şekillerini şöyle düşünürüm. Bizim davranışımızın zaman entegralini alsak ağacın şekli ediyor gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani bir böyle tam karşılık gelmiyor ama böyle düşünmek benim hoşuma gidiyor. Çok uzağına da düşmüyor çünkü. Şimdi algılardan bahsederken şüphesiz bitkilerin de ve özellikle onların içindeki bir yerde çok uzun süre duracak olan, çeşitli mevsimleri görecek olan ve bunu çok uzun süre böyle ard arda yapacak olan değişimi ve sabitliği görecek, yaşayacak olan herkesin çevresinden bilgi alması gerekiyor. Şimdi o anlamda bu ağacın da duyuları var. Ama bizim anladığımız anlamda, biz hayvanların anladığı anlamda algılar değil bunlar. Yani mesela işte çiçeğin, ağacın dalını kırdık, canı acıyor mu? Hayır, acımıyor. Sinir sistemi olmayan hiç kimsenin canı acımıyor. Tamam. Çünkü sinir sistemi olan herkesin canı acıyor da diyemeyiz. Bunu da birazcık konuşacağız. Eğer canı acıdığı zaman, şimdi canının acıması, kişinin canının acıması beyin açısından çok büyük bir yatırımdır. Ve doğada enerji çok kıttır. Eğer canın acıdığı zaman kalkıp gidemeyeceksen, canın acıdı diye bir şey yapamayacaksan, canının acıması bir işe yaramayacaksa canın acımıyor. Tamam, doğa böyle çalışır. Hayır, bitkinin canı acımıyor. Evet, güneşin, suyun yerini biliyor.
Ona göre kendi şeklini ayarlayabiliyor. Çevresinden haber alıyor ve kendini ona göre ayarlıyor. Ama canı acımıyor. Bizim anladığımız anlamda da algıları yok. Kimler hareket ediyor? Bir kez sinir sistemi olanlar hareket ediyor. Kimin sinir sistemi var? Hayvanların sinir sistemi var. Şimdi biz biraz algılarımızdan bahsederken bizim gibi algılayan başka canlılara ve o algıların evrimine bakalım. Oldu mu? Bir hayvanlarda, hayvan dediğimiz şey ne? Biraz hayvanlardan bahsedelim. Burada mantarların sinir sistemi var mı? Yok. Burada sinir sistemi olan evrimin farklı aşamalarında ortaya çıkmış hayvanlar görüyoruz. Şimdi hemen bir bakalım. Ağaca çok benziyor. Şimdi bazı formlarla bazı işlevler arasında tesadüfi olmayan ilişkiler vardır. Ağaca benziyor çünkü ağacın formunun özelliğinden kaynaklanan bir şey. Yani birçok şey ağaca benzer çünkü orada durduğunuz yerden çok çok uzağa gitmiyorsanız, aslında hidra gidiyor, çok uzağa gitmiyorsanız etraftan gelen bilgileri karşılayabilmek için yüzey alanınızı genişletirsiniz. Yüzey alanı dallandıkça genişleyen bir şeydir. O yüzden de böyle bir sabitlenmek için, böyle bir yere tutunmak için böyle mukavemet gerekir. Haber almak için dallanmak gerekir. Bu formu çok görürüz biz doğada. Sadece ağaçlar değil. Başka canlılar da görürüz, canlılarda da görürüz. Bu bir hayvan. Evrimde sinir sistemlerinin çok erken dönem evrimini bize gösteren, erken dönem evrimdeki aşama, o aşamadaki halini gösteren bir hayvan. Bu hayvanın sinir sistemi hiç özelleşmemiş bir nöral ağ şeklindedir. Özelleşmekten kasıt şudur. Belirli bölgelerinde, belirli türde bilgi işlem için nöral doku yoğunlaşabilir. Nöral dokunun yoğunlaştığı her yerde, biz burada bu işi yapıyoruz, onlar orada o işi yapıyorlar mutlaka vardır. Hiçbir yoğunlaşma tesadüfi değildir. Tamam mı? Şimdi burada bu hayvanda özelleşmemiş, herhangi bir yerinde başka bir yere göre farklı iş görmeyen, böyle bir nöral ağ var. Bu da şu demek. Şurada herhangi bir noktasında başlattığınız bir aktivite nöral ağın her tarafına yayılır demek. Seçkisiz bir şekilde yayılır demek. Bu hayvan çok basit şeyler yapabilir. Mesela aktivite ne taraftan başlıyorsa, ne taraftan dürterseniz onu, öbür tarafa doğru hop hop parende atarak gidebilir. Yani böyle bir numarası var. Hareket ediyor. Sadece hareket edenlerin sinir sistemi var. Tamam mı? Fakat biz sinir sistemlerinin evriminde daha sonraki özelleşme aşamasında başka şeyler de görüyoruz. Şimdi ben size şöyle bir soru sorayım. Bu hayvanın altı üstü var. Sağı solu var mı? Yok. Tamam mı? Önü arkası da yok. Bu aşamada yok. Altı üstü var. Tamam. Şimdi bir sonraki aşamaya bakalım. Ön arka dediğimiz şey evrimin bir sonraki aşamasında ortaya çıkacak. Dikkat edin, nöral doku artık hayvanın her tarafında böyle eşit dağılmış değil de kenarlarda böyle ganglionlarda yoğunlaşmış. Yoğunlaşmış nöral doku merkezlerinin arasında yollar açılmış. Bir şey daha olmuş. Şimdi bir kere her tarafına eşit derecede yaygın değil. Her tarafından haber alıyor ama belirli yerlerde bilgi işlem için toplaşmış nöral doku. Tamam. Ondan sonra ama bir toplaşma daha var. O da öne doğru, anteriora doğru. Yani hareketi ilk karşılığı, hareket ettiğiniz zaman dünya ile ilk karşılaşan yerde nöral doku daha da yoğunlaşmış. Biz buna kafalanma diyoruz. Sefalizasyon. Kafa dediğimiz şey hareket. Biz tabii ayağa kalktığımız zaman bu yani iki ayaklı olduğumuz için bu çok hemen böyle ilk bakışta göze görünmüyor ama biz şöyleydik ya, hareketi karşılayan yerdeydi bizim kafamızda. Hareketi karşılayan yerde nöral doku daha da yoğunlaşıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü hareket ettiğiniz zaman dünyayla ilk karşılaşan yer, değişimin ilk haberini alan yer ya. Ne var orada? Kafada ne var?
bütün duyu organları var kafa. Yani yüz dediğimiz şey, bütün duyu organlarının hareket yönüne ayarlı olarak yerleştiği yerdir. Beş duyumuzdan eksik olan var mı kafada? Yok değil mi? Hepsi burada. Ve onların hızlıca haber alıp vermesi için nöral dokunun en yoğunlaşmış hali, biz ona beyin diyoruz. O da hemen dibinde. Ekonomik bir yerleşimdir bu. Haberi hemen alacaksınız, zart göndereceksin. Zart gelecek. Oraya bak. Yani hareketi yöne. Benim işim, benim olayım, ben hayvanım değil mi? Benim olayım hareket etmek. Tamam mı? Hareketi karşıladığım yer, hareket ettiğim zaman dünyada ne değişiyorsa haberini alacağım. Hemen beyne göndereceğim. Olayım budur. İkisi arasında hani anterior ganglia yavaş yavaş işte orada nöral doku yoğunlaşacak yakın yerde duyu organlarının evrimini göreceğiz. Bir sonraki aşamada bundan çok bahsetmeyeceğim. Sadece bir hemen söyleyip geçeyim. Evrim çok ekonomik bir şeydir. Acayip cimridir. Elindeki minimal kaynakla bir onu yapar, bir bunu yapar. Gelişim açısından çok ekonomik bir vücut planıdır. Hep böyle halkalar, halkalar, halkalar var ya, gelişimsel olarak bir halka, bir gelişim planını tekrar 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 kullanan bir vücut planıdır bu. Ve öndeki, ama tekrar 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 kullandıktan sonra en önde artık kafa olacak, evrimin daha ileriki aşamalarında kafa olacak olan yerde birkaç tane halkanın nöral dokusu bir araya gelerek beyni oluşturacak. Tamam mı? Tekrar tekrar tekrar, birkaç tekrar bir de önde sıkıştırıp beyni oluşturacak. Hocam burada evrimin bir bilinci var diye bir şey alıyorum ben. Yok, öyle bir bilinci yok. Sadece aşamaları var. Bir önceki aşama olmadan bir sonraki aşamaya geçemez. İcat ediyor, tekrarlıyor. Burada tekrarladığını, şimdi elde ne varsa onun üstüne bir sonraki aşama çıkar ya. O yüzden bir sonraki, daha da sonraki bir aşamada bacaklı biz eklemleri gördüğümüz zaman, ki eklemin icadı müthiş bir şeydir, evrimde müthiş bir aşamadır. Onunla karşılaştırabileceğim, yani o kadar büyük etkisi olan ikinci bir şey, kendi vücut sıcaklığını kontrol etmek olabilir. Eklemlerin icadıyla birlikte çok farklı arazi koşullarına da dolaşabilir hale geliyorsunuz. Çok farklı arazi koşullarında dolaşabilir hale geliyorsunuz. Her zaman bir önceki aşamanın üstüne gelir ya, yani evrim tek tekenler üstünde oynamaz, bunu da konuşacağız. Gelişim planları üstünde oynar. Bu gelişim planını alıp buraya çevireceksiniz ya. Bizim vücudumuzda da bu böyledir. Bizim omuriliğimizde de görürsünüz. Böcekte de görürsünüz. Bu segmentli, aynı planın tekrarını içeren bu gelişim planı evrimin daha sonraki aşamalarında da tekrar edilir. Tamam mı? Ama anteriora doğru, vücudun ön kısmına doğru daha fazla özelleşme görürsünüz. Tamam mı? Bir böceğin, bütün böceklerin vücut planları aynıdır bu arada. Kafa, burası bizim gövde, thorax dediğimiz bölüm. Burası da abdomen, karın dediğimiz bölüm. Bütün böcekler üç ana vücut kısmından oluşur. Önde merkezi bilgi işlemci vardır. Thorax'te üç çift bacak, iki çift kanat çıkar. Orası motor, yani hareket etme kısmıdır vücudun. Abdomende de sindirim ve üreme organları bulunur. Yani bu nesil ve bundan bir sonraki nesil için enerji metabolizması. Tamam mı? Merkezi bilgi işlemci, hareket ve enerji deposu diyelim ona. Enerji dönüşüm kısmı. Üç tane vücudun üç ana kısmı vardır. Bizler de, bu da Aristo'nun fark ettiği, söylediği bir şey, vücudumuzu bir acayip şekilde böldüğümüz zaman, yani şu ben abdomenimi üçüncü kısım olarak şöyle geriye çevirsem, kollarımla bacaklarımı yaklaştırsam, yani vücudumu ortadan katlasam, aslında omurgalı vücut planı omurgasız vücut planına çok fazla benziyor. Vücut planları da tesadüfi değildir.
Nerede özelleşme var? Her seferinde şunu görürsünüz. Yani en başta en önemli olan fonksiyonlar ayrışır. Yani hareket ve enerji dönüşüm fonksiyonlarını hemen ayırdı. Ondan sonra bir de merkezi bilgi işlemciyi ayırdı. Sonra onun içerisinde de ayrışmalar olur. Yani her şeyi yerli yerine, gövdeye yerleştirdikten sonra bir de organ ayrışmaları olabilir mesela. Anlatabiliyor muyum? Ama ilk önce bir kompartmanlar ayrıştı. Bir sonraki nesil için enerji depolama demiştiniz ya, bu nesil kastınız şey mi? Enerji depolama demeyeyim, dönüşümü diyeyim yani. Üreme için orada ayrılmış bir kaynak var ve germline orada idare ediliyor. Bir şey sorabilir miyim? Tamam. Eklemsiz bacak var mı? Bacak eklem demek sanırım. Yani şey. Yani bir solucana böyle alttan baktığınız zaman koskocaman bir ayak zaten. Yani vücudunun tümünü aslında sürükleyerek kullanıyor ya. Her araziye uyabilecek bir şey değil o. Çünkü o zaman vücudunuzla çok büyük bir temasını, yani vücudun bütünü temas ediyor. O yüzden çok yavaş yürüyorsunuz yani. Eklem öyle değil. Sürtünmeyi azaltan ama balistik hareketler içeren böyle sürüklenme içermiyor ama bu sefer de eklemi idare edebilmek için koordinasyon diye bir şey çıkması lazım ortaya. Yani sürüklenirken başın nereye giderse mecbur kıç devam ediyor ona. Ama şimdi bacakların hem birbirinden bağımsız hareketi lazım hem de aslında bir hareket yani güzel bir şey yapabilmek için de bir koordinasyonu eşgüdümü becerebilmek lazım. Pardon. O büyük bir şey planı, yani beyinde çok nöral doku eklenmesi gerekiyor. Yani mobilitenin bu şekilde artırılması ilkelden daha gelişmiş canlıları olur. Aynı zamanda yer çekimine karşı yapılmış işi de değişir. Yani bununla ilgili daha doğrusu harcanacak enerjiyle ilgili bir iktisadi bir planlama da gerektiriyor sanırım, değil mi? Yani bu anlamda. Çünkü zaten biceps yani iki ayaklıdan, dört ayaklıdan iki ayaklıya doğru gelişim de böyle bir şey değil mi? Yani, dört ayaklıdan iki ayaklıya doğru geçerken hani o ikisini birbiriyle direkt karşılaştırmak istemem. Yani şüphesiz enerjinizi nerede nasıl kullanacağınızı yani iyi bir paket geçirmelisiniz hani bir sonraki gelişim planına. Çünkü geçirmediyseniz zaten elenir. Yani geçirilmeyip elenen birçok tür olmuştur. Birebir karşılaştırmak istemem omurgalı omurgasız vücut planlarının evrimini. Fakat mesafe ve hızı çok değiştiren bir şey. Bacağın, yani gidebileceğiniz mesafe ve oraya ne kadar zamanda varacağınızı birdenbire çok değiştiren bir şey. Kanat ve bacağın ortaya çıkması. Yani demek ki kazancı kaybının önüne geçmiş olmalı ki böcekler çok fazla yani dünyanın her tarafına yayılıyorlar. Diğerlerine göre çok daha fazla. Bir de şunu unutmamak lazım. Evrim kontrolü hep yani daha sonra ortaya çıkan canlılarda çevreye daha az bağımlılık yani gitgide çevreye bağımlılık azalıyor. O yüzden daha iyi adapte olabiliyorlar zaten. Yani bir yüzeye yapışıksanız o yüzeyde ne oluyorsa sana da aynısı oluyor. Isınıyor sen de ısınıyorsun. Soğuyor sen de donuyorsun. Eğer parmaklarının ucuyla temas ediyorsan bir kere ona bağımlılığın daha az. Yani hani ona olan bir şeyi direkt sana aktarmıyor hemen. Yani bacağını diyelim ki bir yerde bir şey oldu. Bir bacağını çekip öbürlerinin üstünde de durabilirsin vesaire. Yani gitgide çevreye göre ama ona mahkum olmadan hareket edebilmenin yolları bulunuyor. Ama çevreden kastınız sadece toprak mı? Hava da çevre aslında. Yani biz de şu anda temas ediyoruz çevreyle. Tabii. Aslında tekerlek hiç icat olmuyor. Bu çok ilginç. Yani çok yani ortaya çıkan bir evrimin bulduğu bizim bildiğimiz bütün hani hayvanların vücut kurallarında
En geniş şu hareketi görebiliyoruz. Yuvarlanarak giden eklemsizlerde, gerçi yuvarlanmayı bilen böcekler var çırdanırda, yani birden topu gidenler. İki bacağı açılmıyor ama ikisi de yarım daire yapıyor ki aslında iki eklem bir tek yere işlemi görmüş oluyor neredeyse. Tekerleğin kontrolü çok zor. Tekerlek olması şimdi bağımsızmış, tamamsız olması lazım. Yani tekerlek, yani hele omurgalı hayvanlarda, yani onu ayrıca konuşalım. Tekerleğin kontrolü, böyle kendini saldın mı duracağın yeri kendin kontrol edemiyorsun. Yani o biraz, o onu ayrıca konuşalım. Sonra dedik ki yüzler ortaya çıkıyor. Şimdi bir kere buraya kadar şunu bir özetleyelim. Kimlerin beyin sinir sistemi var? Hareket edenlerin sinir sistemi. Bütün sinir sistemlerinin nihai işlevi hareket kontrol etmek. Tamam. Bizim beynimiz ne yapıyor? Bizim beynimiz hareket kontrol ediyor. Arada uyarı, yani çevreden aldığı bilgiyle hareket kontrolü arasına daha fazla koşulluluk koyuyor. Ama en nihayetinde bizim beynimizde hareket kontrol ediyor. Tamam. Ve ondan sonra hemen yüzlere bakalım. Kafaların hemen ön kısmı, anterior kısmı, bütün canlılar için yüz. Kafanın anterior kısmıdır. Ağaçların yüzü var mı? Sinir sistemi olmayanın yüzü olabilir mi? Olamaz. Yani ağaçların duyuları var mı? Tabii ki var. Yani ama özelleşmiş bir doku olarak, hareket yönüne yerleştirilmiş ve özelleşmiş bir doku olarak yok. Bir ağacın duyuları vücudunun her tarafına yayılmıştır, öyle söyleyeyim. Tamam mı? Hareket edeceksen bir şeyi özelleştirip tam önüne koyuyorsun. Ve bu slide'da hani bütün yüzlerin birbirine benzediğini söylemek için konulmuş bir slide. Zaten bir öncekinde söylemiş oldum. Şimdi birazcık nasıl algılıyoruz? Sistem özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Yani bilgiyi en az yatırım, en az zarar, en yüksek kârda nasıl sömürüyorum? Şimdi farklı canlıların beynine baktığımızda etraftan gelen bilgiyi en iyi kullanmak için ne tür ortak sistem özellikleri evrilmiş, bir ona ben sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir şey söyleyecektim ama. Okay. Bir ayrım yapacağım önce. Homolog ve analog evrim diye ayıracağım. İlk öncesi homolog evrimin ne olduğunu söyleyeyim. Homolog evrim şu demektir, ya da homolog karakterlerin ne demek olduğunu söyleyelim. Mesela bizim kollarımızla kuşun kanadı homolog karakterlerdir. Bu da şu demek, bir ve aynı orta katadan geliyor ve embriyonun bir ve aynı dokusundan gelişip ortaya çıkıyor demek. Tamam. Yani burada işte bir kuşun iskeletinde ve bizim iskeletimizdeki homolog olan, birbiriyle aynı olan, evrimsel atası aynı olan embriyoda aynı dokudan gelişen kemikleri görüyorsunuz. Homolog kemikler aynı harfle gösterilmiş durumdalar. Ve embriyoda aynı dokudan gelişirler de şu demek. Burada işte omurgalıları görüyorsunuz. Balıklar, kuşlar, kaplumbağa, ondan sonra bir kuş, domuz, köpek mi acaba? İnsan. Şimdi bu aşamada bile söylemek çok zor kimin kim olduğunu. Fakat daha da önceki aşamalarında, şimdi en erken evrilen en çok benzer. En erken gelişen, en erken evrilen, en erken gelişir ve en çok benzer. Şimdi Bayer'in hatta çok meşhur şeyleri vardır, hataları, bazı embriyoları koymuş formaldehid içerisine, üstüne etiketlemeyi unutmuş. Ulan bu kim? Yani şimdi şeyin civciv miydi, insan neydi bu? Sonra atmış mesela onları, ya keşke zamanda etiketlenmiş. İlk bakışta, ilk evrede sabitlenmiş embriyoları kimdi bilemiyorsunuz, yani hangi canlı türü olduğunu.
daha ne kadar geç evrildi, gelişim sırasında o kadar geç ortaya çıkar. Embriyonun gelişiminin ilk, ikinci, üçüncü evrelerinde baktığınız zaman türe ait özellikler en son ortaya çıkarlar. Yani ilk önce biz onların omurgalı olduğunu anlarız. Yani bütün hayvanlar, işte mesela kuş ya da sürüngen olmadan önce, kuş, sürüngen ya da insan olmadan önce omurgalıdır. İşte ondan sonra neyse işte sıcakkanlılar, soğukkanlılar, bu oradaki bir ayrışmayı görürüz. En son artık kendisi olur. Bu bizim homolog evrim dediğimiz şey. Ve burada mesela şimdi ben size nöral tübün gelişimini, bizim beyin gelişimimizi anlatmış olsaydım çok benzer bir slide kullanacaktım. Orada da mesela omurgalı hayvanların beyinlerini karşılaştırabilirdiniz. Aşağı yukarı böyle bir şey gördünüz. Erken evriler, erken gelişecekti. Duyuların omurgalı beyninin evrimi böyle bir şey. İlk önce bir kat, onun üstüne bir kat daha, onun üstüne bir kat daha. Gelişimine baktığımız zaman ya da evrimine baktığımız zaman nöral tübün ucuna, en ucuna, en anterior kısmına doku ekleniyor. Biraz daha doku ekleniyor. Biraz da o bize kat olarak, beynimize eklenmiş kat olarak geri dönüyor. Tek tek genlerle oynanıyor. Evrim, gelişim planı üstünde çalışıyor. Şimdi omurgalı hayvanların beyinlerinin birbirine benzerliği zaten beklediğimiz bir şeydi. Ama son yıllarda bilimde benim paradigma değişikliği diyeceğim türden gelişmeler oldu. Ve çoğumuz da beklemiyorduk. Yani hakikaten, yani ben hele belki cehaletten gerçekten beklemiyordum. Bugün size birazcık öyle şeyler anlatmaya çalışıyorum. O da bir analog evrim örneği olacak. 2000 senesinde ben doktoramı aldım. O vakit işte kendi psikoloji bölümünde öğrenciyim. Laboratuvardan kaçıyorum, gidiyorum genetik derslerine. Nörogenetikle ilgili bir şey yapmaya karar verdim. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Okulda genetik de bilmiyorum. Laboratuvardan kaçıyorum kaçıyorum genetik dersine gidiyorum. Kaçıyorum kaçıyorum gidiyorum. Hoca geldi 2000 senesinde. Hiç unutmuyorum. Benim o zaman sineklerle falan hiç işim olmaz. Sinekçi olacağımı bile bilmiyordum. Sineklerle hafıza, dikkat bilmem ne araştırıldığını hiçbir şey bilmiyorum. Adam geldi elinde Science dergisi. Böyle masanın üstüne attı. İşte dedi, genom dizisini elde ettik. Genom dizisini ilk elde edilmiş hayvan. Ben doktoranın son senesindeyim. Sonra dendi ki, bir tartışma vardı yani şeylerin, bilim insanları arasında. İşte Drosophila genomu elde edildi. Ondan sonra biyoinformatikle yani bu hayvanın kaç geni var tahmin edildi. 12-13 bin diye. Ondan sonra fare için aynı şey yapıldı. 25 bin diye tahmin edildi. Hala o zaman. Hala o zaman. Ha öyle mi, insanın da 100 bin vardır bir tahmin buydu. Ve akil insanların tahmini buydu. Ne çıktı? Fareyle aynı çıktı. Tamam, şimdi bu geçtiğimiz 15 senenin bilgisi. Yani bizim dünyadaki diğer hayvanlara ve diğer canlılara aslında ne kadar çok benzediğimizi gerçekten geçtiğimiz 15 seneye kadar bilmiyorduk kendimizi, çok ayrı düşünüyorduk. Fakat birdenbire öyle bir bilgiler geldi ve öyle bir netlikle, o kadar tartışmasız geldi ki, yani insanın kendisini başka canlılardan ayrı düşünmesinin sebepleri böyle hani tek tek yolunmuş kaz gibi, yani hani onlar ortadan kalktılar. Ve başka şeyler de olmaya başladı. Bir kere yani herkese bu kadar çok benziyorsak can yakmanın da sebebi azalmaya başladı. Yani şimdi o zaman ya herkes, tabii işin içerisinde para da var. Ya o zaman herkese çok benziyorsam ben, bunların arasında en ucuz, en hızlı, kimin üstünde çalışabileceksem oraya bakayım. Şimdi benzerliğin, ya genlerin benzerliği yeterince çarpıcı bir şeydi. Aa, böyle üstünde çalıştıkça başka şeylerin de benzediği ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ben size bir analog evrim örneği anlatacağım. O da şu demek. Embriyoda canlılar yeterince birbirinden uzaktaysa eğer evrim ağacı üstünde,
benzer işler gören karakterleri. Mesela böceğin kanadıyla kuşun kanadı. Tamam. Aynı işi görüyor, işlevi aynı. Fakat bunlar embriyoda aynı dokulardan gelişmiyor olabilirler. Yani işlev benzerliği onların ille de bir ve aynı ortak atadan, ortak gelişim programından geldikleri anlamına gelmiyor. Tamam mı? Burada mesela şu benzerliğe ben sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu bizim sinekler. Burada bir yüzü yandan görüyorsunuz. Olur mu? Burada da biz. Önden görüyoruz. Beş duyuyu görüyor muyuz burada? Şimdi ben size aynısını, embriyoda farklı dokulardan geliyor ama aynalarını sinek yüzünde göstereyim. Bir kere bizim gibi sinek de çok ağırlıklı olarak görsel çalışan bir hayvan. Bir de koku onun için çok önemli. Hemen antenlerini gösterelim. Anten burun sinek için. Ondan sonra ne kaldı? Titreşim için burada bir Johnston organı var. Yani biz işte kulağın da muadili olarak düşünelim onu. Deri yok. Daha yani bizim derimizin her tarafından bilgi geliyor, değil mi? Yani her tarafından aynı bilgi aynı yoğunlukta geliyor diyemeyiz. Yani parmak uçlarımız çok hassas, işte mesela sırtımız hassas değil falan. Ama sonuçta derinin her yanı bir terslik yoksa bir yerlerinde bir şeyler var. Sineklerde kitini olan hayvanlarda noktasal böyle vücut nokta 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 temsil ediliyor. Burada gördüğünüz tüylerin bir kısmı aslında alıcıdır diplerinde. Bazılarının mekanoreseptörler vardır. Yani bizde derinin yaptığını yapan, değince hareket eden. Yine eklemlerinde proprioception'dan birileri bahsetti. Onların da eklemlerinden proprioceptif bilgi gelir. Bir de bu dikenciklerin bazılarının uçlarında böyle bir delik var ve içeriye böyle sıvı almaya yarıyorlar. İçlerinde de tat alıcıları var. İşte şeker reseptörlerini ya da başka maddelerin, suda çözünen başka maddelerin reseptörlerini ifade eden nöronlar da bunların içerisinde yerleşiyor. Dili de yani burada. Tamam. Beş duyu, beş duyu. Embriyoda aynı dokulardan gelişmeyen beş duyudan bahsediyoruz. Yani bir analog evrim örneği. Peki, şimdi bu slayda geçmeden önce neden herkes, yani sinek benden o kadar farklı da niye o da görüyor, ben de görüyorum? Kokluyor, ben de kokluyorum. Ya dünyada yapacak başka bir şey yok mu yani? Herkes aynı. Dünyada gerçekten hareket etmek için kullanacağımız bilgiler aslında o kadar da fazla değil. Yani boyumuza posumuza göre birazcık işler değişebiliyor. Mesela gördüğümüz, bizim görüntüye çevirdiğimiz ışığı, yani görmek için kullandığımız ışığın dalga boyu sineklere göre daha geniş dalga boylarına kayık bizimki. Mesela sinek ultraviyole görüyor. Niye? Bunda şaşıracak bir şey yok. Çünkü daha küçüksen daha yüksek çözünürlüğe ihtiyacın var. Yani seni ilgilendiren şeyler de daha küçük. Ama onun için bize göre daha küçük detayları görebilmek için görebildiği, görüntüye çevirdiği ışığın dalga boyu kayıyor. Biz daha büyüyoruz. Ama ortak olan ne biliyor musunuz? Duyu organlarının hepsinin yaptığı şey, dünyanın bize verdiği bilgiyi mesafeye göre ayırıyoruz bir kere. Bizler sinekten farkımız o. Sineklerin sesle çok fazla işleri yok çünkü çok miniciksen zaten. Seni ilgilendiren seslerin ses dalgaları da çok geniş olmuyor yani. Ama çiftleşmek için kullanıyorlar. Yani birileri öbürünün şarkısını, vızvızını duymak istiyor. Onun için çok büyük önemi o. Bizler en uzun mesafe için kulaklarımızı kullanıyoruz. Orta menzil için gözlerimizi kullanıyoruz. Yakınımızda bize dokunanlar için dokunma var. Tamam mı? Bunlar analitik duyularımız. Bir de kimyasal duyularımıza bakalım. Uzaktan gelen
ne bize hava getirsin koku. En yakındakini suda çözelim, vücudumuza dokunanı tat. Yani çevremizi mesafelere ayırıyoruz ve farklı mesafelerden farklı organlarımızla bilgi topluyoruz. Tamam. Ama onun dışında mesela niye ultraviyole görmüyoruz? O kadar küçük dalga boyuyla bizim işimiz olmuyor. Yani o çözünürlüğün, o kadar çözünürlüğün bize daha da katacağı bir şey yok. Ya da sıcak, mesela neden infrared algılamıyoruz? Mesela yılanlar algılıyor. Adam sıcak yerde yürüyor, yani o bir, zavallı bir omurga yerde sürünüyor. Yani onun en garanti, ne zaman hareket ediyor? Sıcakta hareket ediyor. Bir kere yılanın ortalıkta dolandığı, tehlike altında olduğu durumlar mutlaka sıcak, öyle mi? Soğukta dolanamıyor çünkü. Ve ne var etrafında? Sıcak var. Sıcağı kullanıyor. Ve onu görüntüye çeviriyor, infrared. O zaman burada şöyle bir spekülasyon yapılır mı? Yani bir takım altıncı his diyebileceğimiz bir şey aslında insanda körelerek yok olma noktasına geldi. Yani şunu söylüyorum. Radyasyon yayılımıyla ilgili farklı canlı türlerinin bir takım algı şebekeleri var. Kimin? Mesela kedilerde bu ısı yayılımı ile ilgili özel bir duyum olduğunu diyorum. Isı derken yani infrared tarafından yani, daha yani bizim gördüğümüze ısı, göre daha yani, yüksek, daha düşük frekans. Hangisinde? Yani aslında ısı yayılımı derken ısı bir radyasyon yayılım şeklidir yani, yani böyle tarif edebileceğimiz bir şey ya. Yani, benim kafam orada karıştı çünkü biz normalde radyasyon diye, yani radyoaktif, hani çok böyle yüksek frekanslı şeyden mi bahsediyorsun, dalgalardan, yoksa radyasyonu genel bir radiate ediyor, yayılıyor anlamında kullanıyor. Aynen, o anlamda kullanıyor. Düşük frekans, geniş dalga boyunu söylüyorsun. Evet. Yani insanda bir takım şeylerin işlevsel gereksizliğinden dolayı zaman içerisinde türümüze özgü körelmeden bahsedebilir miyiz? Topraktan uzaklaştıkça olan bir şeyden bahsediyorum aslında. Hiçbir şeyden biz genel olarak türe özgü, yani genel prensiplerden bahsedebiliriz. Türe özgü demem. Ama genel olarak her canlı için, sadece insanlar için değil, her canlı için şunu söyleyebiliriz. Hangi beyne bakarsan bak, nereden çalıp nereye eklemişse adaptif bir denge noktası bulmuştur. Çünkü bulmayan gidiyor. Tamam mı? Yani her kim varsa etrafımızda tutunmanın bir yolunu bulmuş. Bizler duyu organlarımızdan, duyularımızdan büyük ölçüde feragat edip planlamaya çok fazla nöral doku ve enerji ayırmış durumdayız. Yani ne gözümüz görüyor, ne kulağımız duyuyor. İşte ne burnumuz koku alıyor, çok zavallıyız, koşsak koşamayız. Yani zaten iki ayak koşamayan bir şey yani. Hüseyin Bolt, yani hani ne demek, işte 10 saniyede 100 metre, sen gözünü açıp kapıyorsun, Hüseyin, Hüseyin! Yani buradan savuşmuş gitmiş adam değil mi? Yani sen gözünü açmışsın, kapamışsın, yani Hüseyin yok. Ama bir seferde kendi vücut, kendi bacak uzunluğunun kaç adım ya, bilen var mı? Kaç adım atıyormuş? 100 metre 39 mu? Ne? Kaç adım? Kaç adım atıyor? Bir, var yani o yarıştan yarışa hiç şaşmayan, bazen bir adım şaşıyormuş. Yani şimdi ama bir çita düşünün. Galop yaptıkları zaman onlar en hızlı koşarken dört ayak, böyle bizde olmayan bir koşu türü o. Şöyle vurduğu zaman, yani iki böyle ön ayak böyle açılıyor, sonra böyle kapanıyor, yarım böyle bir daha falan. Bir seferde vücudunun, vücut uzunluğunun, yani kendi adım uzunluğunun 5-6 katına atıyor. Hüseyin yapamıyor öyle bir şey. Zavallı bir şey. Ama bunun planlaması değil. Kendini geliştirebiliyor. Arada fark var. Şöyle, bizim, yani biz şunu söyleyeceğim. Bizi kovalayan kimseden kaçamayız. Ağaca tırmanamayız. Tüyümüz yok, tüsümüz yok. Yani bir böyle garip bir şey yani. Planlama, etrafını değiştirerek, yani etrafına uymaya kalksa çok zavallı. Etrafını değiştirerek hayatta kalmış, yani bir şey,
Bu konuya sonra bir daha gelirim. Ama şunu söyleyebilirim. Yani hani bazen böyle algılar ya dışarıyı ne kadar iyi temsil ediyorsa, algıların amacı çevreyi temsil etmek değildir ya da duyunun. Onu en iyi şekilde görmek falan hiç değildir. En iyi şekilde duymak. Neyi kullanacaksan onu öne çıkarmaktır. Yani sana en gerekli olan neyse onu öne çıkarmaktır. Yoksa dışarının hiç atlamadan ben bir temsili var mı falan, o işe ne enerji yeter ne beyin yeter. Kafayı büyüttün hadi o kadar, kim doğuracak seni? Yani ona bir sürü beyin dokusu ekledin. Kafamızın şimdi biraz daha büyümesi demek, onu doğuracak leğen kemiğinin biraz daha büyümesi demek. Beni şimdi aynı boyda ben biraz daha büyürsem bu sefer koşamam. Böyle kimden kaçacağım ben? Kimse, hamile kadınlar böyle yürürler. Yani hiç kimse, benim şimdi normal şöyle hareket edebilmem için bu kadar genişledim, o kadar da uzamam lazım. Yani şimdi sen bana birazcık görüntü için bir şey eklemeye kalktın, benim boyum ne olur? Onu ben ne yiyeceğim, ne içeceğim? Evrimde buzdolabı mı var? Ne olur yani hani? Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir şey ekledin, çok şey eklemek gerekiyor. Öyle hiçbir şey tek başına al hale bir de iyi gör bu da benden olsun falan öyle bir konusu yok. Anlatabiliyor muyum? Var mı soru? Bir buraya döneyim. Kendini hani çevresini değiştirmeye başlamak ilk insanda mı olan bir şey? Yani, Hayır değil. Ama bu kadar zavallı bir, şöyle diyelim, bu kadar zavallı bir vücut ancak çevresini çok iyi değiştirebilmek koşuluyla hayatta kalıyor. Tamam mı? Vücut zavallılaştıkça o çevreyi kontrol edebilme yeteneğinin de ona mukabil, o zavallılığa mukabil artması gerekiyor ki hayatta kalsın. Nitekim çok fazla tür yok olmuş. Yani o bütün evrimin oraya gitmesi ilginç bir şey değil mi? Yani vücudun zavallılaşması diye koyduk bir anlamda. Evrim nerelere gidiyor? Çok zavallı bir şey. Yani hani bizler dünyadaki büyüklerden bir tanesiz, yani vücut ağırlığı, büyüklüğü olarak söylüyorum. Tabii görsel algımızın çözünürlüğü de ona göre. Bizim gözümüzün görmediği detaylarda öyle o kadar garip durup böyle bir sürü değişik o kadar çok şey var ki, yani kendi alışık olduğumuz boydaki canlılarla kendimizi karşılaştırıp bunu söylüyoruz. Neler var? Ne böcekler var? Yani bir antenler var aman Allah ya. Ben kendisinden bir anten var. Öyle yani hani sen nereden çıktın tövbe estağfurullah? Hani... Bizden daha garipleri var. Şimdi yine analog evrimden bahsederken bu kadar da... bir tane daha Ya öncelikle şunu soracağım. Belki bir salgı olarak ya da herhangi bir şekilde kendisine canlı olmayan uzun eklemini söyleyebileceğimiz bir tür var mı? Yani tam emin değilim, atıyorum kitinden bahsediyoruz ya da bizim tırnaklarımız gibi ya da bir hayvanın kabuğu gibi bir şey. Sonradan yani hayvanın duyularına katkıda bulunmayan uzuv anlamında mı soruyorsun? Vücuttan gelen yani... Hücresel yapı içerisinde barındırmayan, hayvanın evrimsel süreçte kendisine kazandırdığı, işine yarayan... Öyle şöyle söyleyeyim, çevreyi manipüle etmek işlevsel olarak senin bu söylediğine denk. Onu vücudunda taşımak ayrıca bir zulm. Öyle şeyleri genellikle, yani hayatımıza dahil etmek bir şey, çevreyi kullanarak, mesela çubuk, senin söylediğin şeyin karşılığı çubuk. Çubuğu niye sürekli elimde taşıyayım ki? Çubuk kullanan birçok hayvandan birisi de benim. Kullanıyorum, gerekince de atıyorum. Çünkü vücudunda taşıdığın her şey senin için bir zul. Tamam mı? O yüzden de sürekli olarak ona ihtiyacın varsa, o bir şekilde bir vücut planında yerini buluyor. Çünkü ihtiyaçsa eğer, olması avantajdır. Evrim onu icat ederse avantajlı olan tutunuyor. Yani ihtiyacı olduğu için onu icat ediyor demiyorum. Çünkü çok yanlış tersinden bir ev düşünmeyelim. Onu icat eden avantaj kazanıyor ve tutunuyor. Ama bu söylediğin daha çok geçici olarak, yani hani vücuda
dahil etmek yerine, eğer yoksa seninle birlikte değilse o, kullanıp istemediğin yerde bırakmak. Ya, yine hani tamamen kabul görmeyecek muhtemelen bir şey de. Yani o tüm alıp bıraktığımız sopayı bazen yani öyle bir algı geliştirebileceğimizi düşünüyorum. İnsan bedenine, insan canlısına dahil etmek gibi. Yani tekerleği icat etmedik dediniz ya. Sürekli icat etmiyoruz ama işte bunu aynen söyleyeyim. Yani vücudumuza yapıştırmıyoruz ama işte teker araba dediğim şey içine biniyoruz gidiyoruz. Arkadaşlar teknoloji dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? İnsan vücudunun özellikle duyularının ve motor sisteminin sınırlarını aşmak için kullandığımız bir şeydir. Yani ben şimdi buradan İzmir'e sesini nasıl duyurayım? Telefonla. Teknoloji ya. Bağırınca ben burada bağırıyorum aslında. Onun algı eşiği yetmiyorsa ben ne yapayım? Telefon kullanıyorum. İşte teknoloji genellikle işte hafızam yetmiyor. Gerçi o merkezi bilgi işlemciyle belki ilgili. Hafıza yetmiyor, bunu kullanıyor. İşte koşamıyorum, arabaya biniyorum. Onun tekerleği var. Evrim bana tekerlek eklememiş. Ben de onu arabaya ekliyorum yani geçici olarak. Ne zaman ihtiyacım var? O zaman arabayı niye sıfırla taşıyayım? İşte telefonu elimde yerimde koyuyorum. Televizyon, tele, uzaktan uzağa. Birisi vizyon, öbürü fon. Patisi de var. Ben buradan attım. Sen oradan tut. Yani o çevreyi manipüle etmek diyeceğim, işlevsel olarak sorunun cevabı. Bence öyle yani. Öyle mi? Hadi ara verelim. Ben ellerim üşüdüm. Araba soruyor. Yok yok, hayır, herkes duysun. Şimdi mesela bizim genel olarak beş duyu organımız var ya, beş duyumuz var ya. Ama işte teknolojinin gelişmesiyle farklı şeyler de ekliyoruz. Kendimize ilgilenmesi bir alet ekleyip onu anlayacağımız şekilde çeviriyoruz, görüyoruz falan. Ama mesela dedik ya, yılanda infrared varmış mesela. Bunu herhalde 300 sene önce biliyor olmamız imkansız. Çünkü infrared'i bilmiyorduk falan mesela. Bununla ilgili şu an yeni çıkmış bu hayvanın da bu özelliği vardır ya da hiç bilmediğimiz hayvanların bilmediğimiz algılama, çünkü bizim aklımıza gelmiyor ya, gibi şeyleri var mı hiç bununla ilgili bir tartışma bir şey. Şöyle, bununla ilgili araştırmalar yapanlar çok fazla ama tekrar söylüyorum, canlıların dünyada ne tür bilgiler kullandıkları aslında çok birbirinden farklılık göstermiyor. İşte mesela elektromanyetik alanı hissedenler var. Karışık, bulanık sularda yaşıyorlar görmenin yerine. Anlatabiliyor muyum? Yani hani herkes için önemli olan şöyle bir orta menzil, tam uzaktaki. Çünkü hareket planı buna göre. Yani en yakınındakinden ya kaçacaksın ya öpeceksin onu. Ortadakine göre ve uzaktakine göre gerçekten farklı beyin dokularında da yani planlanmanın aşamaları değişiyor. Yani şu anda kaçıyorum ya da gel yanıma. Ondan sonra orta menzilde şu andakilere göre planladığım bir şey, burada yoksa yiyeceği ta uzakta buluyorum. Çok fazla, çok farklı türlerde bilgi toplamıyoruz dünyada, biz ve diğerleri. Ama duruma göre o sudan alıyorsa, suda bulanıksa şöyle yapıyor. İşte ben karada alıyorsam, havadan bir şey topluyorum, bilmem işte... Kim var diye bakıyorsam kokuya inanıyorum. Ne var yani daha böyle ne değişiyor, ne hareket ediyor diye bakıyorsam gözlerime inanıyorum. Bir tane daha soru. Sen soru sordukça ben çaysız kalıyorum ya. O soru ben de şunu düşünüyordum. Galiba soru aslında mesela infrared ya da elektromanyetik alanı biliyoruz, öğreniyoruz bir tarzı. Keşfediyoruz ve sonra bir hayvanın onu kullandığını öğreniyoruz. Acaba tam tersi bir hayvanın algısından öğrendiğimiz bir şey var mı? Gibi bir soru algılamıyorum. O da...
yeni bir şey olmadı. Ben bu sorunun cevabına hayır diyeceğim. Çünkü hayvanın algısında bu var diyebilmek için o şeyin ne olduğunu zaten bilmemiz lazım. Yani bugün hayvanların algıladıkları şeyler arasında bizim bilmediklerimiz vardır ama nasıl ölçeceğimizi bilmiyorsak ne olduğunu da zaten bunu nasıl algılıyor, nasıl beliriyor acaba ilk araştırıp bulduğumuz bir şey mi? Tekrardaki davranışlar üzerinden belki acaba bizim algılamadığımız bir şey var mı? Şöyle tekrar söyleyeyim. Canlıların algılamak için kullandıkları düzenlemeler genellikle bizim ölçümlerimizin kapsam alanı içerisinde, yani bizim çok yıllardır ölçmek için o teknolojiyi geliştirmişiz. Yani daha da uzakta olacak, daha da küçük olacak. Ama bizim bugün ölçmekte zorlandığımız küçüklükte şeyler zaten hareketi kontrol etmek için pek minikler. Yani anlatabiliyor muyum? Tekrar canlıların hareketlerini, özellikle sinir sistemi, şimdi sinir sistemi dediği anda zaten çok hücrelisin, çok hücreli dediği anda zaten çok büyüksün, kullanabileceğin, etraftan alacağın haberler zaten belirli bir davranışlar. Yani onun için çok büyük sürprizler beklemiyoruz. Dalı beyninin ışığı bir tarafı hissediyorsa, bir taraftan sürekli ışık bilgisi geliyor, diğer taraftan sürekli ışık değil de gölge bilgi, yani ışık bilgisi geliyor, ışık bilgisi gelmiyor, ışık bilgisinin geldiği tarafa doğru büyük dal yatırımlarını yapar ağaç. Rüzgara göre ağacın genel şekli değişebilir. Şeye göre, ışığın kaynağına göre şekil, genel şekli değişebilir. Ama bunun ne kadar eş güdüm içerdiği şu anda zannediyorum. Benim bildiğim kadarıyla bir araştırma konusu. Yani çünkü bu ağaç bütün olarak karar verip haydi ben bu tarafa doğru büyüyorum demek zorunda olmayabilir. Basitçe ışık bilgisinin gelmediği yere kaynak aktarılmıyorsa, lokal olarak ışığın geldiği tarafta kendisine kaynakları çekiyorsa yine lokal olarak bu bütünde orada lokal o değişiklik, burada lokal bir değişiklik. Ağaç kendi şeklini bilmeden orası için en uygun formu yine de alabilir. Kendi bütün şeklini bilmeden, bir eş güdüm gerektirmeden. Şimdi hareket dediğimiz şey eş güdüm gerektiriyor. Bunun aracı sinir sistemi. Hareket etmiyorsanız sinir sisteminiz yok. Tamam? Bu temel bir ayrım. Devam edeyim mi? Dışarıda da bir arkadaşlar var acaba? Ayıp olur. Onlar sürekli hocam çayla ilgiliyor. Hadi o zaman devam ediyorum. Şimdi duyu organlarında analog bir takım duyu organlarının bize güzel analog evrim örnekleri verdiğini söyledik. Merkezi bilgi işlemci için de bunun tahminlerimizin çok ötesinde doğru olduğu ortaya çıktı. Şöyle söyleyelim, bu bizim merkezi bilgi işlemcimiz. Korteksimizi gösteriyor. Şu anda siz bana baktığınız zaman aşağı yukarı bunu görüyorsunuz. Ha, görmüyorsunuz da görüyorsunuz, yani buna bakıyorsunuz. Bu benim gibi oryente olmuş olan, benim gibi duran birisinin sol hemisferi. Burada farklı renklerde gördüğünüz ve numaralandırılmış olan alanlar, farklı işlevlere, işlevsel olarak özelleşmiş alanlar. Şimdi bunların düzenliliklerine baktığımız zaman da şöyle görüyoruz. Duyular, görmeden örnek vererek anlatalım. Çünkü bu konuda daha da işi detaylandıracak olan arkadaşlarımız var. İlk önce sadece bir tek duyudan, tek bir duyudan, mesela bu örnekte görmeden input alan, bilgi alan, kortikal alanlardan giriş yapıyorlar sisteme. Tamam mı? Kortekse. Ondan sonra aynı şey beş duyumuz için geçerli. Mesela burada birinci somatosensory vücuttan gelen bilgilerin kortekse ilk giriş yaptığı alanı görüyoruz. İşte işitme için aynı alanı görüyoruz vesaire. Çünkü ilk önce duyular tek tek işleniyorlar. Unimodal alanlarda, tek modaliteden, tek duyudan bilgi alan alanlarda. Sonra ortak işlendikleri hem görmeden
hem mesela vücuttan bilgi alan alanlar var. Önce tek tek işleniyorlar, sonra birlikte işleniyorlar. Bizim beynimizde santral sulkus dediğimiz bir önemli bir sınır vardır. Beynin input, dışarıdan veri alan, alıp işleyen alanlarıyla output alanlarını, hareketi ilk önce planlayan, ondan sonra bunu bir emre dönüştüren alanları arasında bir sınır teşkil ediyor. Şimdi demek ki ne oluyor? Duyulardan bilgileri tek tek alıyoruz, sonra bunları bir arada işliyoruz. Ondan sonra bir hareket planına çeviriyoruz, sonra harekete çeviriyoruz. Şimdi sinek de benzer bir şey yapıyor. Hemen bakalım, sineğin yüzüne önden bakıyorsunuz. Burada bir kere duyu organlarını görüyorsunuz. Hemen antenleri gördük, değil mi? Gözleri gördük. Ve yine çok ekonomik bir şey vardır. Yani kısıtlı kaynak çok iyi kullanılmıştır. Ekonomik bir organizasyon var burada. Mesela şunlar, bu birinci koku alanları. Hemen koku organının, dışarıdan o koku moleküllerini bağlayan organın hemen dibinde durur. Altında tat alanının olduğu bu yapılar var, sarı. Görmeye ait optik loblar var. Şimdi bunların hepsi birinci alanlar, birinci alanlar. Daha sonra bunların birlikte işlendikleri, mesela mushroom body'ler, mantarsı yapılar dediğimiz heteromodal alanlar var. Arkasında da burada bizim central complex dediğimiz, bugüne kadar hep herkesin bizdeki motor kortekse benzer işlevi olduğunu düşündüğü, yani output alanı olarak düşündüğü bir yapılar var. Birazcık üstünde konuşmaya çalışacağım eğer vakit izin verirse. Yakın zamanda yapılan araştırmalar, bizimkiler dahil, bizim laboratuvarımızda yapılanlar dahil, bu central kompleksin aslında bir motor korteks gibi, bir motor planlama ve yönetme alanı gibi çalışmadığını, sinek beyninde bizimkine göre daha az merkezileşme olduğunu öneriyor. Yani sanki kokuların yönettiği davranışlar ve görmenin yönettiği davranışlar gibi bir segregasyon var gibi görünüyor. Üstün ama bunu bir şey olarak söylemiyorum, bir olgu olarak söylemiyorum. Üstünde çalıştığımız bir hipotez olarak söylüyorum. Ama yine bir adım geriye alayım. Merkezi bilgi işlemcinin organizasyonunda da hem sistem seviyesinde hem de nöronların birbirleriyle yaptıkları o bağlantıların o küçük işlevsel birimleri seviyesinde, ben onlara devreler diyeceğim, çok fazla benzerlik görüyoruz. Orta katadan geldikleri için değil, belirli devre özellikleri, belirli problemleri çözmek için optimal olduğu için. Yani mesela gözler denilir ki, yani şu anda hakim olan görüş o, 8 farklı kere evrilmiş, 8 farklı kaynakta evrilmiş. Yani gözler bir orta katadan değil, 8 farklı, yani benzer bir karakterin evrilmesini 8 farklı bağımsız yolda görebiliyoruz. Yani çünkü nihayetinde eldeki nöral doku belli. Nöral doku özelleşecek ve belirli bir çevredeki belirli bir bilgiyi sömürmek üzere özelleşecek. Bağımsız evrimin söz konusu olduğu durumlarda bile kısıtlılıklar aynı. Eldeki kaynak aynı. Benzer yola girebiliyor. Kısa bir soru söyleyeyim mi? Hemen. Böcek beyindeki duyun merkezleri de insan beyinde anlamak mı olabilecek? Analog, yani çok benzer devre özellikleri gösteriyor ve benzer organizasyon prensipleri görüyoruz. Evet. Yani embriyonun gelişiminde ortak bir ortak katadan gelmiyor, aynı dokudan gelişmiyor fakat evrim birden farklı kere aynı devre özelliklerini, aynı bilgi işlem prensiplerini bulmuş, ona converge etmiş gibi görünüyor. Ve bunu, bu da enteresan bir şeydi. Şimdi burada gördüğünüz şu figür var ya, 2004 Nobel
fizyoloji ödülüne bakıyorsunuz. Şimdi gösterdikleri şey şuydu, koku algısı üzerinde çalışıyorlardı. Memeli beyninde ve böceklerin beyninde koku duyusunun nasıl benzer devrelerin işlevi sonucunda koku algısının nasıl benzer devre özelliklerinin işlevi sonucunda ortaya çıktığını gösteriyor. Hemen bakalım. Koku molekülleri daha sinir sistemimize çevreden gelip ulaştıkları anda kim olduklarını belli ediyorlar. Mesela görmeden farklı bir şeydir bu. Gördüğünüz bir şeye baktığınız zaman kırmızı bir şey var, ne elma olduğunu söyler. Reseptör aşamasında işte ne kazak olduğunu söyler. Sizin onu analitik bir şekilde çözmeniz lazım yani. Ha evet. O da ne bu? Yani kimliğini belli etmez reseptöre geldiği zaman. Koku ve tat öyle değildir. Reseptöre bağlandığı anda kimliğini belli eder. Öyleyse ne yaparsınız? Bir nöronda bir tip reseptör ifade edersiniz ve o bir tip reseptörü ifade edenler burundan sonra aynı tip reseptörü ifade edenler benzer yerlere, benzer dokularda işlenirler, benzer yerlere aynı tipte reseptörü ifade edenler beynin aynı yerine gider. O zaman ne olur? Beynin şurası şu kimliğe bakıyor, burası bu kimliğe bakıyor, burası bu kimliğe bakıyor. Yani ilk aşamada beyinde kimin bilgisinin geldiğine göre bir segregasyon, ayrışma olur. Ve daha sonra bunların bilgileri bir arada işlenerek hareket planına çevirmek üzere ileriye iletilir. Şimdi daha reseptör seviyesinde farklılar. Yani bizim koku reseptörlerimiz böceklerinkine hiç benzemiyor. Evrimsel ataları aynı değil. Bir sürüler üstelik, işte onda birisinde 600 tane, birisinde bilmem kaç. Yine de yani çok sayıda parça içerdiğini vurgulamaya çalışıyorum. Bu kadar çok sayıda parça içerirken bile bu kadar çok parçacığın bir araya getirerek ve gelerek oluşturduğu sistem birebir aynı görünüyor. Kim olduğunu yani burada mesela 600 çeşidi kodluyorsun, benzerleri aynı yere iletiyorsun. Ondan sonra da bu benzerleri aynı yere ilettiğin zaman da burada bunlar kaçılması gerekenler, bunlar kovalanması gerekenler diye böyle işlevlerine göre yani en başından senin için hoş olan kokular olabiliyor. Bok böceği için bok. Tamam mı? Bizim için aynı koku başka bir glomere gidiyor ama. Yani eğer bok böceğiysen o böyle lezzetli bir glomerin içerisine gidiyor. Bizsen kaçılması gereken lere uzanacak bir glomerin içerisine gidiyor ve benzer işlevler daha sonra benzer hareket planları için beynin daha ileri merkezlerine iletiliyorlar. Aynı şekilde görme duyusu içinde görsel bilgi daha çok erken aşamalarda şekil için işlenecek olan ve şeklini boş ver, geliyor, gidiyor, hareket için işlenecek olan diye ikiye ayrılıyor. Yine sineklerde de böyle, bizde de böyle. Yani demek ki görsel bilginin bizim için iki tane önemi varmış. Bir, kim olduğunu çözmek için kullanıyormuşuz. İki, hareketini çözmek için kullanıyormuşuz. Çok erken bir seviyede bu iki bilgi birbirinden ayrı kanallara iletiliyor. Yine bir analog evrim örneği. Kısa bir şey sorabilir miyim? Hemen. Primary center dediğimiz şey beyinde mi oluyor yoksa reseptörün olduğu yerde mi oluyor? Yani burası. Şurada bilmiyorum görebiliyor musunuz? Yuvarlak yuvarlak glomerüler bir yapısı vardır. Birinci koku alanı sinekte burası. Bizim beynimizde şurada bunun hemen altında bizim bir koku yumruğumuz var. Bizim için de o. Evrimsel ataları çok farklıdır birbirinden ama çok benzer yapılardır. Korteksin bir parçası geliyor yani koku yumrusu. Şurada şöyle çizmemiş, şurada şöyle görebiliyorduk. Alttan baksak daha rahat görürüz. Burnumuzun şuradan parmağımızı soksak
burnun hemen üstüne denk gelecek bir yerde birinci merkez orası. Birinci relay, birinci sinaps orada. Ve aynı glomerüler yapıyı görüyoruz. Yani hakikaten bildiğimiz. O biri başka bir kaynaktan o çözümü bulmuş. Buradan gitmiş, başka bir çözüm bulmuş. Yani mesela benzer işte görme için de onu söyledim, hareket için de. Yani işte kanadı icat edenlerde, böceklerin kanadı ve kuşların kanadı çok farklı yapılarda ortaya çıkıyor. Vücudun benzer yerlerine yerleşiyor. Uçuracak yere yerleşiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Kimse yani kafasının önüne böyle pervane takmıyor yani. Şuraya takıyor yani. Ağırlık merkezine daha böyle yakın bir yere fırfırı takıyorsun gibi. Oraya takıp da elene ne olmuştu peki? Yani omurgalı vücut planı için zaten öyle bir şeyden bahsedemeyiz yani. Çünkü kollardan çıkmış ama hani öyle bir vücut... Böceklerden geriye zaten böcek yeterince yumuşak birisi olduğu için yani hani öyle bir şeyin yani böcek fosilleri zaten miniciklerin ne kadar var onu bilmiyorum yani ama yani benim bildiğim hiç böyle bir şey yok. Bunu söyledik. Şimdi bir aşama daha götüreceğim ben işi. Sistemlerden bahsettim. Biraz da devreden bahsedelim. Şimdi şu ana kadar anlattığım, özellikle sineklerle ilgili anlattığım, çok bölümü kısaca değinmiş oldum aslında, konunun, anlattığım konunun deneysel temeli insan genomu projesine dayanıyor yani sinek. İnsan genomu projesinin modern hayvanlarından bir tanesiydi, genom dizisini ilk elde ettiğimiz hayvandır, genlerini en iyi bildiğimiz hayvan. Genleri sinek açısından bakıldığında %80 bizimle ortak çıktı. Yani hani bu ortaklık gerçekten çok çarpıcı. Şimdi biraz da konektör projelerinin, yani beyin bağlantı haritalarının çıkartılmasından bahsedeceğiz. O konektör projelerinin yakın zamanda bize kattığı bilgiden bahsetmek istiyorum. Devre özellikleri diyeceğim. Nöral networkler rastgele bağlantılardan değil, tekrarlayan işlevsel motiflerden oluşuyor. Şimdi ben size burada ne anlatacağım? Hep şöyle bir işte nöronlar üzerinde çalışıyoruz, sinir sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Kimisi daha moleküler bir yaklaşımı var, kim gidiyor reseptörlerle çalışıyor, kimi işte hücre içerisindeki ikinci mesajcılar üzerinde çalışıyor, kimi nöromodülatörler üstünde çalışıyor. Kimi daha da genel böyle sistemde görüntüleme yapıyor, işte beynin şurası şuraya bakıyor, burası buraya bakıyor falan. Hep ortada kalan, hep açık olan bir tane soru vardı. Beyinde bilgi işlemin birimi ne? Beyinde bilgi işlemin birimi bizim nöron dediğimiz şey mi? Tek bir hücre mi bilgi işlemin birimi? O nöronun içerisinde de bilmem şöyle reseptörler var, böyle bilmem neler var. Bazen çeşit çeşit bilgiyi alıyor. Yok nörondan daha da küçük bir şey mi? Biz o nöronun aldığı bilginin çeşitli yerden gelen bilgiyi entegre ediyorsa o zaman bir bilgi kaynağı, bir birim, diğer bilgi kaynağı bir birim mi diyeceğiz? Nöronun daha üstünde bir şeyse bu birim. Nereye bakacağız? Biz beyinde bilgi işlemi birim nedir dediğimiz zaman nereye bakacağız? Şöyle bir figür çaldım size. Bunu sinek, benim hayatımda dinlediğim ilk sinek konuşmasını veren adam çok yakışıklı bir adamdı. Onun yüzünden ben sinekçi oldum. ve böyle de bir figür kullanmıştı konuşmasında. Şimdi klasik koşullanma. Figür Tim Talley. Figür Tim Talley. Şimdi bir yani benim için duygusal bir figürdü. Yani sanki Tim Talley'e aşık olduğum günleri hatırlıyorum. Aramızda kalsın. Sen de burasını çıkar oradan. Genlerle davranış arasında nasıl bir bağlantı var? Yani özellikle böyle daha popüler bir hani biyoloji ile böyle biyoloji bilgisi sınırlı olan bir bilmiyorum bu dinleyici kitlesinin nedir ama çok iyi biyoloji bilmeyen insanlara anlatırken şimdi mesela işte zeka geni,
hafıza geni, bilmem ne geni, yani böyle bir şeymiş. Gen dediğimiz şeyler ne ve ne yapıyorlar? Gen dediğimiz şeyler DNA'mızda duruyorlar ve protein çoğu diyelim. Çoğu protein kodluyorlar. Bu proteinlerde bizim vücudumuzdaki çeşitli işlere bakan küçük makromoleküller, onlar bir araya geliyorlar ve bu örnekte nöronlar başka hücrelerde olabilir. Bu hücrelerin içerisindeki çeşitli küçük küçük işleri yapıyorlar. Yani bu hücrenin içinde yapılacak işleri o proteinler hallediyor. Bunlar küçük işlevsel birimler. Ondan sonra bütün hücrelerimizde aynı genler var ama her gen her hücrede aktif değil. Şu demek, her protein her hücrede kullanılmıyor. İhtiyaca göre bu hücre hangi proteinlere ihtiyacı varsa gidip o genin fotokopisini çekecek. Ya bu arada yani size bir tane daha analog evrim örneği günlük hayatımızda. Şimdi mesela çok kıymetli, çok kıymetli bir kitap. Kütüphanede nereye konulur? Rezerve konulur, değil mi? Onun yanına herkes giremez. Fotokopisini çekip verirler. Bizim hücrelerimizdeki en kıymetli şey DNA'dır. Yıllardır o bilmem kaç milyon yıldır evrilmiş. Onun yanına herkes giremez. Fotokopisi messenger RNA çekilip dışarıya gönderilir. Tam aynıdır yani mekanizma. Onun hücrenin şeyin içerisine, hücre çekirdeğinin içine çok az kişinin, çok az proteinin giriş izni vardır. Dışarıdan haber gelir, fotokopi, gelen habere göre fotokopi çekilir, ihtiyaca göre dışarıya verilir. Bir canlının, bir canlı için en önemli olan şeyler hep bir koruma altındadır. Hep koruma. Mesela DNA çok mu önemli? Etrafında ayrıca bir zar vardır, bir çekirdek zarı ya da ne bileyim, hayati olan her şey bir böyle koruma altındadır. Yani hani öyle hayati olmuyor. Öyle bir koruma yok. Sonra bu nöronlar, şimdi bakacağız yani bunlarla bilgi işlem birimi, hücrelerle bilgi işlem birimi, devreler. Sonra sistemler dediğim, mesela diyelim ki görsel sistem, yani visual sistemimiz ya da ne bileyim işte hafıza atıyorum. Ve sonunda davranış kontrolü. Yani gitgide böyle hiyerarşik bir organizasyon şeması içerisinde alt kattakilerin birçoğu birleşip üst kata, üst katın bileşenlerini oluşturuyorlar. Yukarıdan aşağıya da modülatör dediğimiz ayarlayıcı, sen diye yönetici bir yönlendirici bir mekanizmanın şeyleri var, altyapısı var. Nasıl konuşamıyorum ben? Peki. Şimdi böyle bir şeyi merak ediyorsanız, bakacaksanız yani hani diyelim ki genlerle davranış arasında nasıl bir ilişki var? Şimdi burada deneysel müdahaleniz varsa, ölçümünüzü buradan alıyorsanız, aslında niyetiniz bunun mekanizmalarını anlamak, arada ne olduğunu anlamak, değil mi? Nasıl bir hayvan kullanacaksınız? Kimin üstünde çalışacaksınız? Şimdi mesela insanlar bize genlerini deneysel amaçla değiştirtmek istemiyorlar. Nöronlarını, devrelerini de bize deneysel amaçla değiştirtmek istemiyorlar. Şimdi burada eğer bir düzenlilik varsa, ki var gibi görünüyor, nasıl bir hayvan modeli üstünde çalışacağız? Şimdi insan genom projesi bize şunu gösterdi. Bu alt kat itibariyle diğer hayvanlara çok benziyoruz. Yani bir özellik ne kadar yaygınsa, ne kadar erken evrildiyse tüm canlılar arasında o kadar ortak olabiliyor gen seviyesi. Mesela bizim genlerimizin, biz genlerimizin ne yaptığının önemli bir kısmını bakterilerden öğrendik. Yani temel hücresel işlevleri kontrol eden genlerimiz bizim, bırak yer çok hücrelidir, bakterilere de çok benzeyebiliyor. Peki, daha bütün vücudun ne yaptığına bakacak olursak, ne var? Mesela çok hücrelilere geldik, benim bitkilerle ortak aramda ne var? O da güneşten etkileniyor, ben de güneşten etkileniyorum. Mesela bizim 24 saatlik ritimlerimizi kontrol eden genlerin bir kısmı bitkilerle de ortaktır. Ne kadar erken evrildi, dünya üzerinde ne kadar yaygın,
O kadar çok kişiyi etkiledi, o kadar erken evrildi, o kadar ortak. Peki, bizim başka hayvanlarla devre ve sistem seviyesindeki benzerliklerimiz. Şimdi buradan bilgi zaten geliyordu yani memeli beyinlerinin birbirine çok benzediğini biz zaten sezmiş idik. Buna müdahale edemiyorduk belki ama sezmiş idik. Şimdi devre seviyesinde insan konektomluk projesinin model hayvanlarında devre seviyesinde bize çok enteresan bilgiler gelmeye başladı. Ve bu da bizim düşüncemizi önemli ölçüde değiştirdi. Örneklerine bakalım. Bunu da yine bir yani ilgilenenlere bilgi olarak örneklerine gelmeden önce şu tablo bence çarpıcı. İnsan genom projesinin ve konektom projelerinin model hayvanları. Gen sayılarına bakalım. Cyanalis 1 milimetre boyunda bir solucan. 19.000 geni var, 302 tane nöronu var. Bütün genlerini biliyoruz, konektom beyin bağlantı haritasını da biliyoruz. Ben çok kıskanıyorum onları. Yani hani sinekçi olmasam, Cyanalisçi belki olabilirdim. Yakın zamana kadar çok hasettim, yani çok fena hasettim. Fakat yakın zamanda işte eklemleri yok ya. Eklem denilen şeyin icadıyla davranış ne kadar çeşitlenmiş. Onu fark ettikten sonra o yani artık hiç böyle haset falan değilim ya yani hoşuma gitti. Doğru ata oynamışım gibi geliyor bana. Sinek konektomunu daha bilmiyoruz. Üstünde çalışıyoruz. Genlerini çok iyi biliyoruz ve gen olmayan, DNA'nın gen kodlamayan kısımları da bizim için aslında çok önemlidir. O konuda da çok böyle detaylı diğer hayvanlarınkine göre en azından bilgimiz var. Şuna bir bakalım. Şimdi gen sayısı bir kere hayvanın kompleksitesiyle diyelim başka bir kelime yani başka ne diyeceğimizi bilmediğimiz için böyle bir lineer bir artış göstermiyor bir kere yani. Ama hani diyelim sinekten bize buradan buraya diye bakalım. Sinekten bize ancak iki katına çıkmış. Nöronların sayısına baktığımız zaman şimdi o böyle hep böyle 3'le bir artış görüyoruz. Tamam. Şimdi benzer genler gitgide daha karmaşık, daha karmaşık, daha karmaşık vücut planlarında kullanılıyorlar bu bir. İkincisi nöron sayısının artışının besbelli bir işlevi var. Yani şu ilginç bir şey. Şimdi bir kere solucan dediğin adam bir ileri gidiyor, bir geri gidiyor. Bir de böyle arada bir ileriyle geri arasında şöyle bir kıvrık bir şey yapıyor falan. Adamın numarası bu. Ne haber abi? İşte gidiyoruz, geliyoruz. Yani hani o numarası o. Birini bulamazsa kendi kendine hermafrodit işte üreyi veriyor falan. Böyle yani bir böyle bir biri. Eklem girdiği anda işin içerisine işlem çok değişiyor. Sinekler seks hayatı bizimki kadar renkli, yemin ediyorum. Kavga ediyorlar bizim kadar, yani böyle neredeyse boks maçına benzetebileceğiniz bir çeşitlilikte şeyleri var. Yani böyle dövüş becerileri var. Sinekler değil ama diyelim ki eşek arılarından, çekirgelerden yuva yapanlar var. Sosyal böceklerden arılar, yavru bakanlar var. Şimdi bir yani bir ileri geri gidiyor. Ne haber abi? İleri geri gidiyorum. Ne haber abi? Kavgası var, gürültüsü var. Karı orada bilmem cilve bekliyor, bilmem ne falan. Yani ona işler birdenbire çok çeşitleniyor. Eklemlerle birlikte neden ki beynin evriminde çok böyle kuvvetli bir itici güç. Aynı bir ve aynı uzvu birden fazla hareket planında kullanabiliyorsun. Sevmek için de, dövmek için de aynı uzvu farklı hareket programlarında kullanıyorum ve rastgele değil. İkisi arasında geçişler de göreceğiz ki çok ani olmuyor. Tamam mı? Şimdi birdenbire o beyin organizasyonunun üzerinde de çok itici bir güç. Model olarak kimi seçeceğim? Burası çok iyi bir kat gibi görünüyor. İstediğinizin ne olduğuna bağlı olarak, yani araştırma sorunuzun ne olduğuna bağlı olarak ama
bir ve aynı uzuv farklı hareket programlarında nasıl kullanılıyor ise nihai derdiniz. Burası mesela güzel bir katkı görünüyor. Eklem var, nöronlar biliniyor, konektomu neredeyse biliniyor. Genlerini değişimleyebiliyoruz, devreleri değişimleyebiliyoruz. Hele şimdi bu optogenetik, termogenetik dediğimiz yöntemleri kullanarak hemen size ne olduklarını söyleyeyim. Genler modülerdir. Yani hayvanlarda bir hayvandan alıp diğerine takabilirsiniz geni. Tamam mı? Öyle bir hayvandan alıp diğerine takmak suretiyle biz bir hayvanın beyninde ya da sinir sisteminin herhangi bir yerinde hangi nörona ulaşmak istiyorsak ona çok yüksek seçicilikle ulaşarak, ona mutlaka ulaşarak ve başka kimseye bulaşmayarak hayvanı uzaktan ışık ya da ısıyla kontrol edebiliyoruz. Çünkü bu çok güzel bir deneysel müdahale yöntemi. Yani hem sen artık genetik teknoloji sadece genlere müdahale etmek için değil, çok yüksek seçicilik ve hassasiyetle nöronlara ya da dokulara uzaktan kumandayla müdahale etmek için kullanabiliyoruz. Şimdi bu nöronların çok 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 oldukları bir beyinde o kadar kolay olmuyor. Hele ki o beynin etrafında ışığın geçmesini engelleyen bir kalın tabaka varsa, hele ki o hayvan kendi vücut sıcaklığını kontrol ediyorsa, mesela sinek kendi vücut sıcaklığını kontrol edemiyor. Işığınız hala kendi vücut sıcaklığınızı siz kontrol edersiniz. Biliyor muyum? Şimdi bu uzaktan kumanda yöntemleri işi yine oyunu çok değiştirdi. Yani teknolojiyle sorulan sorular arasında sürekli bir etkileşim var. Elimizdeki araçlar sorduğumuz soruları çok değiştiriyor ve burada da onun bir örneğini görüyoruz. Şimdi bu seferki hemen bak C-Elegance konektomunu, beyin bağlantı haritasını çıkaran kişiler, onlar da 2003'te Sidney Brenner ve ekibi, onlar da 2003'te Nobel aldılar ve bütün 302 tane nöron, hepsinin birbiriyle, yani kimin eli kimin cebinde, hepsini biliyorsunuz, düşünün. Ne kadar büyük bir, yani nörobilim için ne kadar büyük, güzel, önemli bir kaynak. Sonra da baktılar, ya bu nöronlar birbirleriyle nasıl bağlantılar yapıyorlar? Şimdi iki nöronun ya da üç nöronun, iki ya da buradan itibaren üç nöronun birbiriyle yapabileceği bütün bağlantılar, bütün bağlantı olasılıklarını burada X aksisinde görüyorsunuz. Peki, bütün olasılıklar bunlar. Yani çift yönlü olabilir, tek yönlü olabilir, bir de hep işte ve bunların yönleri o olabilir, bu olabilir. Bütün ihtimaller burada. Peki bunların hangisini gerçekten görüyoruz beyinde diye baktığımız zaman, özellikle şu bizim temel bir bilgi işlem birimimiz, bir motifimiz gibi görünüyor. Yani bilgi işlemin birimi nedir diye merak ediyorduk ya. Sanki nöronların tek başına nöronlar değil de nöronların tekrar tekrar birbirleriyle kurdukları, sonra o oluşturdukları birimin diğer birimlerle kurduğu bir takım bağlantı şekilleri var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi bizim feed forward dediğimiz ileri besleme bağlantısı. Random bir network'e göre daha yüksek olasılıkla bu bağlantıyı gördüğümüzü gösteriyor bu grafik size. Bu ileri besleme ne demek? Ortak kaynaktan dağılan bir bilgi bir noktaya direkt ve endirekt olarak ulaşıyor. Tamam mı? Ortak kaynaktan çıkıyor. Biri direkt götürüyor. Biri danışarak götürüyor. Sonra burada fikir telafisi. İleri besleme bu. Bu diğer yüksek olasılıkla gördüğümüz, yani random'dan daha yüksek olasılıkla gördüğümüz bağlantı, diğer iki bağlantı da ileri besleme ve geri besleme. İleri bildirim ve geri bildirim. Yani feed forward ve feedback gruplarını bir arada görüyoruz. Tamam. Sanki bizim beynimizde hep bu bilgi işlem birimleri, özellikle santral beyinde bilgi işlem birimleri nedir? Bilgi işlem birimleri sanki feed forward ve feedback devrelenmiş gibi görünüyor.
Bu aynı şeyin, aynı araştırmanın küçük bir, niye böyle yapıyorsam, kortekste yapılmış hali, aynı özelliği görüyoruz. Konektom projelerinden çıkan bilgilerden bir tanesi de bu. Yani yine bir analog evrim örneği. Feedback ve feedforward devreler beyin evrimin çok çeşitli aşamalarında ve çok çeşitli kaynaklardan evrilen gelen beyinlerde bilgi işlemi birimi feedforward ve feedback devrelermiş gibi görünüyor. Konektom projelerinden bize gelen bilgilerden bir tanesi bu. Şimdi peki son olarak bizim için önemli olan bir şeyi anlatacağız size. Diyelim ki bütün bağlantıları biliyorsunuz. Ha işte onu, o ona ileri beslemiş, bu buna geri beslemiş. Biz yani her şeyi öğrendik mi yani? Şimdi bir beynin bütün bağlantı haritalarını öğrendiniz. Biliyorsunuz, elinizde var. Sanki kendi beyninin bağlantı haritası elinde var. Ne yapacağım onu? Çok mu önemli? Beynimizi anlamak için yeterli mi bu? Beynimizdeki bağlantılar. Şimdi bir sürpriz de buradan çıktı. Beynimizin bağlantı haritasını bilmek var ya, bize beynimiz hakkında çok az şey söylüyor. Ama neden? Bu başlığı hatasız kul olmaz dikkatimle sevdim. Bunu aslında en son söylemeliyim. Çünkü biz ganglion. 40 tane nöron var burada. Ve hepsinin birbirleriyle yaptığı bağlantılar yıllardır biliniyor. 40 nöron ne olabilir ki? Ne çıkabilir yani 40 nöron, böyle hele mühendisler falan, abi 40 nöron ya getir yapalım, ben sana o istakozun daha güzelini yaparım. İstakoz da rastlantı değil. Şimdi omurgasız hayvanlar genellikle çok küçük olurlar. Yığma binalarla çelik konstrüksiyon binaları düşünün yani. Hani içeriden bir destek olmadığı zaman küçük olmak zorunda. O yüzden de omurgasız hayvanlar, eğer içeriden onu destekleyen bir şey yoksa, yükü üstlenen bir sert yapı yoksa, o zaman küçük olacak. Suyun içerisinde ağırlığını su taşıyor ya, büyük olabiliyor. O yüzden suyun içerisindeki işte biz sinirlerimizin nasıl bilgi ilettiğini kimden öğrendik? Kalamar. Yani işte hafızamızın ilk hafıza Nobel'ini kim aldı? Eplezya üstünde çalışanlar, şöyle bir deniz yumuşakçasıydı onlar. Neden? Hayvanı kestiğiniz zaman sinir sistemin ilgili nöronlar hem çok az sayıda hem de çıplak gözle bile görebileceğiniz büyüklükte. Su içindeysen büyüyorsun. Su içindeysen patlamadan, çökmeden ağırlığını suya taşıtıp kendin büyüyebiliyorsun. O yüzden de elektrofizyologların çok sevdikleri, yani o tek nörona elektrotla girmek isteyen kişilerin çok sevdikleri modellerdir bunlar. Büyüklerdir. Bir sineğin beyninde mesela çok bizim dezavantajlarımızdan bir tanesidir. Sinek beyni elektrofize gelmez. Minicik bir alanda çok sıkışık bir sürü nöron. Şimdi biz bu 40 nöronun, bakın hepsini bir işte bağlantı şeması. Bize çok az şey söylüyor. Çünkü aynı sisteme bir de böyle bakalım. Bütün bu sistemin içerisinde bizim modülatör dediğimiz maddeleri görüyoruz bir de burada. Şu çeşitliliğe bir bakın. Bunların bir kısmı bizim beynimizde de var. Dopamin, nitrik oksit, asetilkolin, GABA, başka kimler var? Proktolin bilmiyorum bizde var mı? Serotonin. Yine tanıdık geleneklerin arasında. Şimdi bir ve aynı, o 40 tane nöronun birbirleriyle yaptığı bağlantılar vardı ya, o aynı bağlantı şeması ortalıkta kimin bulunup onu modüle ettiğine göre bir işlevsel bağlantılar değişiyor. Biz hepimiz birbirimize bağlıyız ama ben her an her bağlantımı kullanmıyorum. Serotonin mi geldi? Sen biz böyle konuşuyoruz. Sanki öbür bağlantı var hala. Sanki öbür bağlantılar hiç yokmuş gibi böyle biz birbirimizle konuşuyoruz. Derken dopamin geliyor. Biz birbirimizle konuşuyoruz. Derken başkası geliyor. Gel gideyim şöyle birbirimizle konuşuyoruz. Aslında hepimiz birbirimize bağlıyız. Her bağlantı her an kullanılmıyor. Öğrenmeye bağlı olarak değişen bir şeyden bile bahsetmiyorum. Yani daha oraya bile gelmedim. Fakat dinamik olarak bir ve aynı yapının
işlevsel bağlantıları sürekli değişiyor. İhtiyaca göre değişiyor. Yemek yiyor, değişiyor. Karnın acıkıyor, başka bir şey. O oluyor öyle. Ve ortaya çıkan değişiklik bir ve aynı fonksiyonun daha azı, daha çoğu olarak ifade edilemiyor da ortaya çıkan değişiklik nicel değil, nitel bir değişiklik, nitel bir fark olarak karşımıza çıkıyor. Tamam mı? Yani mesela şimdi bunlar bir önceki şemada gördüğümüz farklı nöronlar ve kontrol koşulu yukarıda belirtilen şeylerin modülatörlerin varlığında bir ve aynı nöronun aktivitesinin nasıl değiştiğine bakıyorsunuz. Şimdi bu değişiklikler bazen birbirine benzeyen örüntüler gösterebiliyor. Bazen ama birbiri yani bu bunun azı, bu bunun fazlası demek daha da zorlaşıyor. Çünkü içerik hücrenin içine baktığımız zaman böyle bir aktivite paterni, böyle bir aktivite paternine göre çok farklı hücre içi mekanizmalara sebep olabiliyor. Yani hücrenin içerisinde aslında böyle lineer giden, yavaş yavaş artan, öngörülebilir şekilde artan süreçler yok da bir yere kadar bir yere kadar tolere ediliyor, hop eşik aşıyor, başka bir şey oluyor. Aynısının fazlası olmuyor da bir yere kadar tık yok, bir yerden sonra eşik aşıyor. Bir yere kadar tık yok, bir yerden sonra eşik aşıyor. Yani davranışta nicel farklar değil, kategorik farklılıklar görebiliyorsunuz. Yani bir yere kadar siz bir ve aynı modülatörü aynı konsantrasyon stepleriyle arttırıyorsunuz. 1'den 2'ye bir şey olmuyor. 2'den 3'e aynı fark. Yani senin arttırdığın madde aynı toplamsal additive farkla artıyor. Biraz artıyor, bir şey yok. Biraz artıyor, bir şey yok. Biraz artıyor, hop eşik aşıyor. Bambaşka bir şey. Öncekine benzemeyen farklı bir davranış ortaya çıkıyor. Ve bunu davranış kontrolünde çok önemli bir mekanizma olduğu ve tekrar sürekli önümüze çıktığı anlaşılıyor. Şimdi ben size onlardan örnek vereceğim. Sinir şematiğini bilmemizin bize bir bilgi vermediğini, çok fazla bilgi vermediğini söylediniz. Sizce Mavi Beyin projesi hani gereksiz bir şey bulamayacak mı ileride? Yeterli değil dedim, gereklidir. Yani eğer beni şu anda söyleyeyim. İnsan beyni tamamen %100 şematiğini çıkartıp bilgisayar ortamına simüle edildi. Belki tersi de doğrudur. Yani eğer niyet insana benzeyen, davranışı insan gibi, yani davranış kontrolü insanınkine benzeyen bir makine yaratmaksa, belki şemanın hepsini çıkarmak yerine şemanın organizasyon prensibini çıkarmak bile yeterli olabilir. Yani tek tek bütün bağlantıları bilmektense modülatör fonksiyonların bağlantıları ne kadar nasıl değiştirdiğini bilmek bizim için daha yararlı olabilir. Anlatabiliyor muyum? Çok lazım. Neyi bilmek? Bunu bilmek ve bunu ortamda en azından bilgisayar ortamında simüle edilmek çok lazım. Çünkü hangisini? Bu hangisi? Bu mesela dopaminin yaptığı etkiden sonra olacak olanlar, yani her aktivatörün etkisini bilmek ve ondan sonra bunu o hücrelerin yani cevap verdiğine göre simüle etmek, yani bunu brain'in daha da ilerisinde bir şey aslında. Bu enteresan bir soru. Şimdi ben çok uzun süre kendimi çok eksik hissettim. Ya işte bu neural network, yani ben bir anda bir şey yapabiliyorum. Bir şey çalışırken adamlar gidiyor başka bir yerde bir sürü bir şeyler buluyorlar. Ulan bir yer beni beklesene, ben bunu daha önce anlamışım falan. Ve yıllarca böyle bu eksiklik duygusuyla çok sağır. Yani olmuyor yani. Ben bir şey çalışırken adam gidiyor orada başka bir şey buluyor. Hangi birine yetişeceğim? Neural networkleri böyle bir onu okuyorum, bir bunu okuyorum. Aklıma da yatmıyor falan. Fakat derken çok önemli bir şey oldu, enteresan. Tam da bu modülatör fonksiyonlar, aslında bu nitel değişiklikler nöral network simülasyonlarından aslında çıkmıyor. Çünkü işin bir descriptive tarafı da var.
Yani ortaya bir emergent property olarak çıkan şeyler komponentler tarafından açıklanamıyor. Yani komponentlerin özelliklerinden yola çıkarak sadece emergent property'nin ne olacağını, o kompleksiteyi öngöremiyorsun. Orada bir nitel farklılık oluyor ve beyinlerle ilgili bir açıklamaya ihtiyacın varsa o nitel farklılık şu mu ola, şu mu ola, şu mu ola sonsuz ihtimali digereceği, onları araştıracağım yerde dopamin gerçekten o beyinde ne yapıyorsa bunda da öyle şeyler yapıyor gibi görünüyor. Homolog, dur bu arada dopaminerjik üretinin, işte reseptörlerimiz homolog, dopamin üretiminde kullanılan enzimler vesaireler homolog. Yani bir hücre grubunda dopaminerjik aktiviteyle birlikte ne değişiyorsa öbüründe de o değişiyor. Türler arasında da benzerlikler gösteriyor. O yüzden işin descriptor, tanımlayan, betimleyen kısmına gerçekten çok ihtiyacımız var gibi görünüyor. Çünkü işte olan da bu. Yani niye sonsuz ihtimalle uğraşayım olanın ne olduğunu gözümle görmek yerine. O yüzden de şimdilerde eğer böyle daha modellemeyle ilgili bir şeyler okuyacaksan dinamik sistemler ve bias stability, bir eğer nörobilimde bir nörobilim öğrencisinin ille de böyle ben bir şey öğreneyim işime yarayacak diyorsa dinamik sistemler ve bias stability çalışmasını ben tavsiye ederim. Çünkü gerçekten birden fazla fazla salına bir nitel olarak davranış birden fazla form alabiliyor böyle hani Türkçeleştirerek söyleyelim. Nitel olarak farklı davranış kategorileri ortaya çıkabiliyor. Ama hiç değişmeyen şey bu geçişler çok ani. Açlık kontrolünde de öyle, dikkatte de öyle, öğrenmede de öyle. Mesela daha az daha çok öğreniyor değilsin de beynin bir noktada tık demiyor, tık demiyor, tık demiyor. Birdenbire bir commitment yapıyor, bir adıyor kendisine. Ay o bir noktada adıyor. Dikkat başka şeylere bakmıyor. Bir anda kendisini buna adıyor. Burada da bir commitment var. Açlık, hastalıklar da böyle ortaya çıkıyor. Bir yere kadar sistem tolere ediyor, ediyor, ediyor. Tık bir hastalık ortaya çıkabiliyor gibi. Yani nitel değişiklikler ve parçalara bakarak öngörülemeyen bütünü sadece parçalardan yola çıkarak tahmin edilemeyen ortaya çıkan özellikler, emergent property'ler sanki biyolojik sistemlerde böyle çok fazla önümüze çıkıyor gibi. Hocam, son 5 dakika. Ha, son 5 dakika. Hemen aranızda belki hafızayla ilgili çalışan çok kişi olabilir diye söyleyeyim. Bunun bize, bu nöromodülatörler üzerinde çalışmanın bize gösterdiği yollardan bir tanesi şu oldu. Hep sinapslar arasındaki bu bağlantılar, yani bilgiyi kodlayan sinapslar arasındaki bağlantılar değişiyor. Bağlantılar artıyor ya da azalıyor diye bakılıyordu. Halbuki kod aynı ama geçici olarak kodun etkinliğini değiştiren, beyin modüle eden, kazancını modüle eden bir ve aynı iletinin kazancını kalıcı olarak değil de geçici olarak değiştiren mekanizmalar şu anda daha çok bunların üstünde duruluyor. Ve baktığımız beyinlerde, içine baktığımız beyinlerde de genellikle bu türde bağlantı özellikleri görüyoruz bizde ve başka hayvanlarda. Son olarak size bunların örneklerini verecektim. İnsan beyninden ve sinek beyninden. Size bir de o zaman burada lafı uzatmayayım. Dikkat araştırmalarımızda kullandığımız modeli göstereyim. Dikkatin de bir lüks olmadığını hani vurgulamak için. Bu bizim sineğimiz. Uzaktan bir çekim kullandım burada. Bütün uyarıcıları görebilmeniz için. Bu dikkat modeli olarak araştırmak için ne kullandığımızı göstereyim. Açıklamaya çok büyük bir ihtimalle çok vakit olmayacak. Kaç
karşıdan gördüğü uyarıcı ona çarpacakmış gibi görünüyor. Ve çarpmadan korunma refleksini görüyorsunuz burada. Çarpmamak için ön kollarını uzatıyor. Şimdi tekrar karşıdaki uyarıcıyla birlikte çarpmadan korunmak için. Yani görsel bilgi tarafından kontrol ediliyor. Bu gördüğünüz örnekte sineğin davranışı. Bu sinek tok. Ve bir yiyecek maddesinin üzerinde değil. O yüzden davranışı çok büyük ölçüde görsel uyarıcı tarafından kontrol ediliyor. Fakat gördüğünüz bir tanesini atladı yine. Yani orada da yine olasılıkla ilgili bir durum var. Tekrar geliyor. Hava üfleme değil mi? Hava üfleme. O bilgisayar ekranından verilen bir şey. Simülasyon. Şimdi eğer bu sinek yine tok fakat ona sukroz vereceğiz. Böceklerin tat alıcıları ayaklarındadır. Konar konmaz. Orada bir şey olup olmadığını, yiyecek bir şey olup olmadığını bilir. Besleniyor. Hemen sukrozu tadı aldı. Yemeye başladı ama çok aç değil. Birincisini atladı. İkincisinde davranış yani görsel kontrol yine gelmedi. Geri yakında gelecek. Ya pardon çok özür dilerim. Onu atladım. Bu 24 saatlik açlık. Çok özür dilerim. 24 saat açlık sonrasında tada geçti kontrol diyeceğim. O öbürünü de gösterecektim, atladım. Çarpmak sonradan yani görselin kontrolüne sonradan giriyor. İlk önce uyarıcı orada olduğu halde dikkat marifetiyle gördüğü halde ona tepki vermiyor. Sonradan şimdi size bir de son olarak dopamin ne yapıyor onu göstermek istiyorum. Bu hayvanın tip 1 dopamin reseptörü bozuk. Bu bir mutant. Geçişleri yapamıyor. Yani gereğinde biz dikkatimizi nasıl kullanıyoruz? Bazen ne gerekirse onu yapmak için. Yani duyularımızdan sürekli bize bilgiler ulaşıyor. Gerekirse görsel bilgiyi, gerekirse tat bilgisini kullanabilmek için. Hiperaktif bir hayvan olduğu için çok topla başlıyoruz deneye. Sebebi de o. Ve belirli bir uyarıcı, belirli bir tepkisellikte kilitli görünüyor bu hayvan. Yani daha fazla zamanımız olsa hani onu da anlatabilirdik. Hiperaktif. Ve daha da uzun sürüyor. Tek bir tepki de daha uzun sürüyor. Daha şiddetli. Ve bu görsel uyarıcılara yüksek tepkisellik halinde kilitli sanki duruma göre geçiş yapamıyor bu hayvan. Yani o nitel geçişi yapamıyor. Yani şimdi durumun gereği bu. Bunu yapıyorum. Biraz sonra benim karnım aç ve beslenmem gerekiyor. Duruma göre onu yapayım mı? Beceremiyor. Körün değneğini belirlediği gibi aynı şeyi yapıyor. Yani en prensipte hem beslenebiliyor hem görsel uyarıcıya tepki verebiliyor. İkisi de mümkün davranış repertuarında var. Ama bunu duruma uygun olarak bu geçişleri yapamıyor. Eğer daha çok vaktimiz kalsa biraz daha dikkat duyularımızı nasıl modüle ediyor da bundan bahsedecektim. Bir ve aynı devreleri, devre bağlantılarını duruma göre nasıl kullanacağımızı belirliyor dikkat ve bunu da ani geçişlerle ve birisine kendisini komit ederek ben bunu yapıyorum, diğerini dışarıda bırakıyorum diyerek yapıyor. Diyorum ve bugün burada konuşmamı bitiriyorum.